Sevgili 8. sınıf öğrencileri, Atayacak Ben Korkmam Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. 3. ünitemizin son konusu gaz basıncıyla devam edelim isterseniz. Havanın dünya ve içindeki bütün cisimlere moleküllerin ağırlığı ve hareketi sayesinde yaptığı etki açık hava basıncı ya da diğer adıyla atmosfer basıncı denilmekte. Vücut içindeki sıvı basıncı açık hava basıncını dengelediği için insanlar bu basıncı hissetmez. Normal şartlarda açık hava basıncı çok fazladır. İnsanların hissetmemesi sebebi bu sıvı basıncından kaynaklanmakta. Yani kan basıncından kaynaklanmaktadır deriz. Çünkü bunlar dengelediği için. Açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanı Torricelli'dir. Oluşturduğu düzenekte barometreyi keşfetmiştir. Torricelli deniz seviyesi 0 derece sıcaklıkta. Bunlar önemli. Bir deniz seviyesi önemli. 0 derece sıcaklık önemli. Bunlar değişecek olursa açık hava basıncı değişecektir. 100 santimetre uzunluğundaki cam boruyu tamamen civa ile doldurup ters çevirerek civa dolu çanağı daldırıyor. Şekilde gördüğümüz gibi. Peki sonra bir süre sonra buradaki civa seviyesinin 76 santimetre olduğunu gözlemliyorum. Açık hava basıncı 76 santimetre yüksekliğindeki civanın basıncını dengelemiştir. Burada dikkat ederseniz açık hava basıncımız civa üzerine basınç yapacaktır. Buradaki basınç da birbirine dengeleyecektir. Bundan dolayı artık buradaki civa boşalmayacaktır. Demek ki açık hava basıncı 76 santimetrelik civasının yaptığı basınca eşittir diyebiliriz. Ölçüm yapılan yerin deniz seviyesinden yüksekliği arttıkça yani H buradaki civa yüksekliği azalacaktır. Çünkü yükseklere çıkıldıkça havanın yoğunluğu azaldığından dolayı açık hava basıncı da azalacaktır diyebiliriz. Açık hava basıncının varlığının kanıtları bazı deneylerimiz söz konusu ki bunlardan birincisi Magdeburg küreleri. Bakalım ne diyecek şimdi. Metal küreler birleştirip içlerindeki hava vakumlanarak boşaltılır. Daha sonra metal küreleri ayırmak için her iki tarafını atlar bağlar ki insanlar çekemediğinden dolayı ama küreler birbirinden ayrılmaz. Magdeburg deneyi olarak adlandırılan bu deneyde kürelerin dışında açık hava basıncı, kürelerin içindeki basınçtan çok büyük olduğu için birbirinden ayrılmamaktadır. Buna Magdeburg küresi adı verilmekte. Üzerine atmosfer basıncı olacaktır şekilde gördüğümüz gibi. İçindeki hava boşaltılacak olsa bu P0 açık hava basıncından dolayı küreler ayrılmayacaktır. İşte buraya 6 tane at bağlanmıştır. 6 at buraya bağlanmıştır fakat küreler ayrılmamıştır diyebiliriz. Açık hava basıncı çünkü çok büyük. Lavabo pompasının lavaboya yapışması, tabağın kahve fincanına yapışması ya da meyve suyunun pipete içilmesine açık hava basıncının varlığının kanıtlardır diyebiliriz. Dağcıların zirveye tırmanırken burunların kanamasının ya da kulaklarının tıkanmasının nedeni açık hava basıncının azalmasıdır. Vücut içi sıvı basıncı dış basınçtan ne yapacaktır? Büyük olduğundan dolayı dengeleyebilmek için elbette ki insanın burnu kanamaya başlayacaktır diyebiliriz ya da kulaklar tıkanacaktır. Bir başka deneyimiz var. Açık hava basıncını ispatlayan deneylerden birisi. Ters çevrilmiş bardağın ağzı kapatılan kağıtta içerideki su basıncı dışarıdan ise açık hava basıncı etki eder. Kağıda etki eden açık hava basıncı su basıncından büyük olduğu için su dökülmez. Mesela burada bardak var. Ağzına kadar suyla doldurduğumuzu varsayacak olursak üzerine kağıtla kapattık. Daha sonra ters çevirdiğimiz takdirde buradaki su dökülmeyecektir. Çünkü burada açık hava basıncı söz konusu. Burada da suyun basıncı söz konusu. Buna P su diyecek olursak. Burada da ne varmış o zaman? P0 dediğimiz açık hava basıncı var. İşte açık hava basıncı su basıncı dengelediğinden dolayı ya da fazla olduğundan dolayı buradaki su dökülmeyecektir diyebiliriz. İşte açık hava basıncının ispatlardaki delillerden birisi. Bir başka deneyimiz ise burada bir teneke kutu var. Eğer ki teneke kutuyu az açık şekilde ısıtacak olsak içindeki hava dışarı çıkacaktır. Daha sonra ocağı kapattık. Ağzını kapatacak olsak oyun hamurunda içeri hava girmeyecek şekilde bir süre bekleyecek olsak şekilde gördüğümüz gibi buradaki kutu yamulacaktır. Sebebi elbette ki açık hava basıncıdır diyebiliriz şekilde gördüğümüz gibi. İşte açık hava basıncı tenekenin içindeki basınçtan büyük olur ve teneke içeri doğru şekildeki gibi çökecektir. Teneke de yamulacaktır diyebiliriz. Bir başka deneyimiz haşlanmış yumurtayı şişeye sokma deneyim. Mesela burada yumurta var, haşlanmış yumurta. Üzerine koyacak olursak şişenin elbette ki içerisine girmeyecek. Ama şişe içerisinde bir ateş yaktığımız takdirde buradaki hava dışarı çıkacaktır. Yumurtayı koyduğumuz takdirde açık hava basıncından dolayı buradaki yumurta rahat bir şekilde şişe girebilecektir deriz. Sebebi P0 açık hava basıncıdır dememiz gerekmekte. Bakalım ne demiş? Şişedeki hava ısınmanın etkisiyle şişeden dışarı çıkar. Dolayısıyla basıncı azalır. Açık hava basıncı şişenin içindeki basınçtan büyük olur ve yumurta şişenin içerisine düşer diye bahsedilmiş deneyimizde. Bakalım şimdi kabın içindeki taneciklerin hareketinden kaynaklı kapalı kaplardaki gaz basıncı
Kabın her noktasında aynıdır. Bir değişmeyecektir, fark etmeyecektir. Gazlar bulunduğu kabı tamamen doldurmakta. Fakat buradaki gazın basıncının sebebi gazın ağırlığından kaynaklanmamakta, buradaki moleküllerin hareketinden kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Devamlı hareket ettiğinden dolayı kabın çeperlerine çarpacaktır. Balon hava üflendiğinde balonun içindeki hava tüm yüzeyleri aynı basınç uygulayarak balonun düzgün şişmesini sağlayacaktır diyebiliriz. Bir notumuz var. Balon gibi esnek cisimden içinde bulunan gazın basıncı açık hava basıncına eşit olur. Uçağın balonları yükseldikçe dış basınç yani açık hava basıncı azalır. Balon iç basıncı dış basıncı eşitlemek için genişler. Eğer eşitlemezse balon patlar. Zaten bundan dolayı çocuklar uçağın balonu kaçırdığı zaman ağlarlar. Sebebi işte balonların patlayacağından dolayı ağlarlar diyebiliriz. Gaz basıncının kullanıldığı yerler vardır. Bunlar nelermiş? Yangın söndürme tüpleri, oksijen tüpleri, LPG tüpleri, deodorantlar, gaz basıncının kullanıldığı yerler. Bunlar kapalı kaplardaki gaz basıncıdır diyebiliriz. Araba lastikleri ve topun üretilmesine, şişirmesine ayrıca tansiyon aletiyle tansiyon ölçümüne gaz basıncından faydalanılmaktadır diyebiliriz. Süpürge içindeki hava süpürge motorlu emilir ve düşük basınçlı ortam meydana gelir. Tozlar bu düşük basınçlı ortama doğru geçerler. Rüzgar bu şekilde oluşmak dedi hatırlayacak olursanız. Süpürgenin torbası tozların burada kalmasını sağlar. Damacanın pompasına basıldıkça içine hava gönderilir. Böylece damacanın içindeki gaz basıncı artar. Damacanın içindeki su da basıncın etkisiyle buradan yukarı doğru hareket eder. İşte bu gaz basıncından kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Düdüklü tencere. Tencere içindeki gaz basıncını artarak yemeğin yüksek basınçlı ortamına kısa sürede pişmesini sağlayacaktır diyebiliriz. Otomobillerdeki hava yastıkları çarpışma anında çok hızlı biçimde açılıp gazla şişerek yolcunun yaralaması olur. İşte bunlar nedir? Hepsi gaz basıncının kullanım alanları diyebiliriz. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuz bitmiş oldu. Bir tane çözümlü sorumuz var. Bakalım beraberce isterseniz. Başlangıçta şişenin içine düşmeyen yumurta, şişenin içine yanan kibrit atıldıktan sonra şişenin içine düştüğü gözlemleniyor şekilde gördüğümüz gibi. Yukarıdaki deneye göre ifadelerden hangilerine ulaşılır? İlk ifademizde şişenin dışındaki açık hava basıncı vardır ifademiz doğru. Zaten bu açık hava basıncından kaynaklı yumurta içeri düşecektir deriz. Çünkü burada ateş yanmışsa buradaki hava dışarı çıkacaktır ısındığından dolayı atmosfer basıncı fazla gelecek yumurta içeri itecektir diyebiliriz. İkinci ifademizde yanan kibrit şişenin içindeki gaz basıncının artmasına neden olur. İfademiz hatalı çünkü azalmasına sebep olacak. Bundan dolayı zaten yumurta düşecektir içeriye. Üçüncü ifademizde ise şişenin içindeki gaz basıncının açık hava basıncından küçük olduğu için yumurta şişenin içine düşer ifademizde zaten doğru. 1 ile 3 doğru. Doğru cevap da B seçeneği. Bakalım cevabımız ne demiş? Bu da B demiş. Zaten burayı da okuyabilirsiniz dedik. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuz bitti. Artık etkinliklerimiz var. Etkinliklerden sonra testlerimiz gelecektir. Şekilde gördüğünüz gibi testlerimizi çözelim. Cevap anahtarlarını kontrol edelim. Takıldığımız yerlerine çözümlerine bakalım. Çalışmalarınızda yüksek başarılar diliyoruz.